Günaydın Türkmen Uydu kanalından sevgi saygılar. Günaydın Vatanım programıyla yine sizlerin karşısındayız. Tabii bildiğiniz gibi Günaydın Vatanım programı her sabah olduğu gibi bu sabah sizlerin karşısındaydı. Aynı zamanda da bildiğiniz gibi bugün bayramdı. Bayram münasebetinden dolayı da herkesin bayramını kutlarım. İnşallah güzel bir bayram olur sizler için. Tabii aynı zamanda da her sabah olduğu gibi de bu sabah benimle meslektaşım vardı. Günaydın Marva. Günaydın Mumin. Ben de buradan herkese iyi bayramlar dilerim. Tekrardan tabii bugün bayramın ikinci günüdü. Güzel bir şekilde bayramımız devam edir. Aynı vakitte de sizler için bugün çok özel bir misafir hazırlamışız. Tabii onlar birazdan karşımıza aldık konuklarımızı. Görürsünüz ne şekilde o çok güzel bir güzel şeyler bölümler hazırlamışız sizler için. Hepsi sırasıyla karşımıza gelecekti tek tek. Tabii bugün biraz bahsedelim havadan. Hani her gün bahsediyoruz sabah havası. Tabii bugün havalar maalesef çok çok sıcaktı. 200 gün oldu. Yani havalar maalesef Kerkük sanki içinde. Tekrardan yaz yenge gelmiş gibi. Yani bence Temmuz'da bile bu kadar sıcak değildi ama şu anda maşallah hiç kusur koymayıp sıcaklığa. Stüdyonun içinde bile çok sıcaktı. Aynen stüdyonun içinde bile çok sıcaktı. Galiba birazcık bulut oldu ondan dolayı biraz buhar oldu havalar. Aynen bulut oldu da ama sıcaklığa kayıt geçmedi. Ama yağış da yok idi. Aynen hava geldiği hava yani tam bir sam yeriydi dediğimizdeki. Aynen doğrusu doğrudur. Belada biz de sıcakta boğuşuruk ama olsun. Yine de günümüzün güzel geçmesine katlanırız diyerek ki hiçbir şey tesir etmesin bizim günümüzün güzel geçmesine. Çünkü bugün günlerden bayramdı. Bunların kıymeti çok değerliydi bizim yanımızda. Vakti hani bir süreden süreye gelen bir şeydi. Olmaz onu böyle dağınıklık halinde ya da bir üzüntü halinde geçirin özün. Buradan herkese keyifli günler dilerim. Tabi sırada bakalım neyimiz vardı? Sırada Kerkük görüntülerimiz vardı. Bakalım yönetmenimiz bizim için hangi bölgeyi bir gün hazırlayıptı. Onu izleyelim onlardan sizlerden alacağız. Thank you.
Evet değerli izleyicilerimiz, Kerkük'ün güzel görüntülerinden sonra tekrar sizlerin karşısındayız. Her zaman diyarak Allah güzel ilim Kerkük'ü korusun bizler için. Aynen, hem de bu bayram günlerinde inşallah Kerkük emniyet içinde kalır. Tabii milletimiz gezir, görür, çıkır. Tabii sıcak olmasına rağmen olsun, yine de caddeler çok kalabalıktı, geceler özellikle. Ben bugün gece, dünün gece yazdaydım, yani yerimeğe adım atmağa yer yokuydu. Ama bence başka bayramlara göre caddeler daha fazla çöleydi ama bu sıcaklığın da tesiri çok tesiri iyiydi. Vardı. Ama emniyet durumu Kerkük'te şu anda bence iyiydi. Allah'a şükür iyiydi. İnşallah da bu şekilde kal, bu şekilde devam eder. Evet değerli izleyenler, sırada Hüseyiniye vardı. Hüseyiniye'den namaz, bayram namazına özel görüntüler vardı. Kalın bizimle bakalım raporumuz ne şekilde hazırlanır. Müslümanlar bayram namazını eda etmek için camileri doldurdu. Müslümanlar bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek bayramın ilk gününde hayatını kaybeden yakınları için dua ettiler. Kurban bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlar Türkmen TV'ye konuşarak tüm İslam dünyasını kutladılar. Vallahi Allah hayırlı bayram etsin Ümmet-i Muhammed'in üzerine bütün İslam'ın bu aziz günde. Vallahi tebrik ederim ehliyetime, İslamlara, bütün İslam'ın bayram bugün hayırlı bayram Ümmet-i Muhammed üzerine. Hayırlı bayram olsun İslam alemin üzerine inşallah. Kazadan beleden Ümmet-i Muhammed birleşsin. Bütün İslam alemini hepsini tebrik ederim. Bütün gurbettekiler, herkes tebrik ederim. Daim bayramlar olsun Irak'ın üstüne. İnşallah bu sağ salamet geçer Irak'ın üzerinden. Allah saklasın beladımızı, kavmimizi. Ümmet Muhammed'e sağ salamatlık olsun. Nize diyesen, Irak milleti bir el olsun. Bilakas Kerkük milleti. Yani Kerkük milleti çok zulüm yedi. Çok zulüm yedi. Ricamız Allah'tan bir el olağın. Hiç düşmanımıza, neze diyesem bir el olağın birbirimize, düşmanımızın önüne. O inşallah. Bütün ümmet Muhammed'i ve bilahas Türkmenleri. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz kimin güzel namaz görüntülerini aldık. Tabii namaz görüntülerinden daha çok rapor yaptık, alemle konuştular. Ne güzel de namazı anlattılar, geldiler namaz kılıbılar. Tabii bayramın birinci günü bu rapordu değil mi? Bu Hüseyiniye ile ikinci günüydü. İkinci günüydü. Zaten bu bayramın namazı çok önemli şeylerden birisiydi bizim için. Yani tabii bayramı bize hatırlatan, bayramın simgesi olan sabahtan kalkıp namaza gitmek. Tabii ki, yani sabahlar kalkıp namaza gitmek, döndükten sonra yemek bambaşka bir şeydi. Tabii. İnsanları tebrik etmek, yani anayla babayla bayramlaşmak bambaşka bir adı vardı. Aynen, bazı vardı deyir, tembellik edir, hani sabah erken kalkıp gitmeyeyim, mesela cami olsun, Hüseyiniye olsun, gidip namazımı kılmayayım, gelmeyeyim. Ama bu yılda bir olacak, yılda iki kere olacaktı. Bence buradan tavsiyem gidin. Çünkü bu bayramın simgesidir. Bunu yapmadığımız zaman ne şekilde hissedeceğiz bayram olduğunu? Her zamanki kimi gece vakit yokudan ya da kalkıp işe gittiği bir vakitte kalksın yokudan farkı yoktu. Ama erkenden o sesleri duymak bana göre en güzel bir şeydi. Hatta gitmediyse televizyonda bile açanda o sesleri duymak gerçekten sevinç verici bir şeydi. Aynen, bana göre de çok güzel bir şeydi. Ama maalesef ben bu bayram gidebilmedim. Yani programımız olduğu için. Doğrudur. Çünkü sabah kalktığım zaman sabah saat 6'dan yani neteye kadar namaz süreceğiz, ondan sonra geleceğim programı sunacağım. Yani ondan dolayı Allah inşallah affederim. İnşallah o zaman geleceğim bayrama gidesen özü için. Aynen. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi sırada bayram münasebetinden dolayı insanlarımız tebrik ettiler. Bunun üzerine bir röportajımız vardı. Onu izleyen onlardan sizlerden olacak.
Ben Doktor Ali, mukim Davri, Çarşı Genel Hastanesi. Tebrik ederek buradan bütün aleme, bütün Irak milletine, özellikle Türkmen milletine, bayram münasebesine, hayırlı, güzel bir bayram diler kızlarına, mutlu olsunlar inşallah. Fikirleri saf olsun. Biz burada 24 saat hastanedeyiz, hizmetlerindeyiz. Her zaman ne ihtiyaçları oldu, cihazlar yanımıza, gözümüz üzerinde koyar kızlarına. أبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى جميع الكوادر التمريضية بالخص وعلى كل المحافظات والمستشفيات الموجودة، وإحنا إن شاء الله دائما خير عون لكم إن شاء الله، ونكون تحت رعايتكم وعنايتكم، نقدم لكم إن شاء الله ونكون مثل ما يقولون نكون لكم، نكون عند حسن ظنكم، ما نقصر وياكم، ونكون العين التي لا تنام والعين الساهرة لكم. نقدم لكم كامل الرعاية والعناية إن شاء الله. Muhammed'in bayramı mübarek olsun, hayırlı bayramlar olsun. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün Kerkük halkına biz inşallah bayram günü buradayız. Müstemirlik tavarıta herkes inşallah, her kim gelse gözümüz üstüne, başımız üstüne koyarız. Biz milletin hizmetindeyiz. Ehlen ve sehlen. بكتيريولوجيا آلاء صبحي إسماعيل كاركيك خاص خناصندا قسم أمراض الدم دا إشلارخ إن شاء الله. تبريك دارخ بتون أمة محمد خاصة وخاصة كاركيك لارا قرب بيرامن قال مغنم مناسبات لا إن شاء الله خير لبيرامن يا ربي بتون على من أزارنا الله يا ربي هركاشن مرازن ويرسن هركاشن جولن دنا ورو أوصن أمة مزة الله تن يا ربي إن شاء الله بتفريق لار بيتار بو بتون بو أولدغ بوش حكت لار بو شيلر حبس يعني إن شاء الله حبسمز بير الله حبسمز يعني بير جاول الله حبسمز ان شاء الله الله المحبات بزي يغشترار ان شاء الله الله هر كاشن ده مرازن ويرسن يا ربي. عبد الله نجم الدين محمد تخاني تحليلات كارتشو خاصة خناصندا حزيدم تبريك ايدم بتون عراقلاري عامة ومسلمان خاصة وان شاء الله حمسي ان شاء الله بارشتا شفتا وموفقية ان شاء الله إن شاء الله بأمتنا إن شاء الله بأمتنا قادر الله. من مستشفى كركوك çalışıyorum muhtabarda kimya bölümünde. Tehniye ederim, kutlarım bütün Kerkük milletini, Irak milletini, bütün İslamları bu aziz münasebette, bayram münasebetinde. O işimize gelsek de biz bayramda da tabi muhtabar ağa çoktu. Yani bir halet oğlu, bir şey oğlu müstemir biz hizmetteyiz yani. Bütün bayram boyunca yani işimiz maşidi yani inşallah kimsenin de işi düşmez yani inşallah. Bes yani ki mecbur olan gelen gözümüzden de hizmet eder o zaman yani bütün milletimize, bütün Kerkük halkına yani. Hoş geldiniz, sefalar getiripsiniz Kerkük Cumhuriyet Hastanesi'ne. Irakiyet Türkmaniye kanalı. Tabii biz burada Muzaffer Kerkük Hastanesi'nde, Cumhuriyet Hastanesi'nde bu bayram münasebetinde bütün Irak milletine diyelim bayramımız mübarek olsun. Özellikle Kerkük milletine de bayramlar mübarek olsun. Allah göllerine göre versin. Allah bütün ümnilerin tahkik etsin. Tabii biz burada hastanedeyiz. Bu milletin hizmetindeyiz. Bütün bayram
gününde xəfəratımız da var. Həbsi bayram gününü hər zaman gəlirsə, bütün xəstələrimiz xidmətindəyik. Səbəhdən ta gecəyə qədər. Gecədə biz münavvamız var. Gecədən səbəhə qədər bütün Kərkük milləti xidmətindəyik. Mən Safa Əbilkərim Musa, bakalorios, təqniyə təhlət mərəziyə. Əmo Karmendayn təndürüsü ilə nəxoşxani Kərkük gəşti, pirozbayı xoman arastı həmu nəxoşakan və həvani vəkədən bolay əmə bu müstəşfəyə və pirozbayı xoman arastı həmu musulmanan və xalçı şəri Kərkükəkin bətaybəti babonə hatni cəjni qurbani piroz زور زور سپاسی که نانکش تان اینک با حتن تان با ایره براستی باین شای نازیه بخیر بین سر چاو و هیوای تان درستی و لشتاقی تان بوده خوازمو با همو خلچی کرکوکو همو خلچی عراق بتواوی بگشتی Bütün xeyirli bayramlar bütün Kərkük millətinə. Biz buradan Kərkük xəstəxanasından hər kəsin bayramını qutluruqun. Ya Rabbi, daima xeyirli bayramlar olsun, ya Rabbi, hep fərhdən olsun. Ümumi təlimə bu xeyirli bayramlar. Gördüğünüz kimi rapordan sonra tekrardan karşınızdayız. Günaydın vatanım, aynı hızla devam edir. Tabii güzel tebriketler almıştık bugün. Kərkük xəstəxanasına gitmişler, oradan güzel şeyler almışlar. Tabii biz de çok teşekkür ederiz özlerine. Bu güzel tebrikleri ettikleri için biz de özlerinin bayramlarını kutlarız. Biz de buradan sadece tüm xəstəxanaların değil, tüm Iraq milletinin bayramını kutlarız. Evet değerli izleyenler, şimdi karşımızda güzel bir, değerli bir sanatçımız vardı. Nebil Koryalı, hoş geldiniz. Hoş gördük, sağ olasın, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tabii yanında da başka bir sanatçımız vardı, Ork Çalan, Hüseyin Reşit abimiz. Hoş geldiniz sizden. Ustadına bir ilk önce bizlere kendi utansa, daha fazla tanısak sana, o milletimize daha fazla tanısa sana. Gerçi çoğu da tanı sana. İnşallah, ben Nebil Necmeddin Hamid Ağoğlu, Kərkük Sahətəyran doğumuyum. Vəli. 1972 müəllim, evliyim, 4 çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun sizden. Yani Kərkük'te dünyaya göz açtığım zaman Sahtəyranda göz açtık. Bale. Ama Tisim bölgesinde orada da gençliğim geçti. Onu da unutmayaq. Yani mektebim Tedaya Mutavos'ta orada yani orada başardık. Yani hayatımız orada geçirdi. Çok, çok güzel. Güzel. Peki Koryalı, lakabus Koryalı'dı. Yani hiç Koryalı, Kore'de yaşamadınız? Koreya'da yok. Gözüm orada açtım. Hemen oradan yani böyle bir 7-8 yaşında olduğu zaman biz Tisim bölgesine babam yani muvazzaf olduğuna köçtü oraya. Biz de orada mecburiyette orada yaşadık. Ama Tisim bölgesini daha Koreya'nı da severiz. Tisim'i de çok severiz. Ve sonra da gençliğimiz orada geçti. Tabii ki yani nasıl olsa o dededen kalan bir şeydi. Asla unutulmaz. Tabii ki. Aynen. Tabii. Peki bunu diyen sizlere bayram sizi için ne demekti? Oh, bayram. Bayram bir güzel şeydi. Bayram sevinçti. Bayram barıştı. Ama halen bizim zorufumuz var. Öge gelir hamdolsun inşallah. Mesela evvelkine göre farkı çoktu. Bəli. Eskiden nasıldı bayram? İndi necədi? Yani sizi uşaqlığınıza biraz dönerken o vaxtlar necədi bayram havası? Şimdi necə görürsün? Yani fark edip diye kim yok aynı şekilde devam edirim. Yok biz sen necədi? Diri vaxtında bizim yani dilimiz zamanında bayram açıldığı zaman dostlar birbirine giderdi, birbirine sohbet ederdi. Yok, şimdi bu teknoloji girdiği zaman vallahi yani çok az oldu. Bilmem siz de bu işi görürsünüz yani. Zaten teknoloji yani, çok tersi etti. Teknoloji biraz uzak etti. Biz o zamanlar biz de hemen bayramı bir ay evvel, iki ay evvel beklerdi. Bayram geldi. Şimdi bayram geldi. Yani yani hemen deyilirsen iki hafta sonra bayramdı. Birden bakırıq bayram içindeyik. Rahmet baba. Aynen dedi bu kimin. Bir kez baba bayramdı. Ama o sevinci almır. Peki o zamanlar bayramda neler yapardınız? Vaktinizi neyden geldirirdiniz?
O zamanlar ben böyle 7-8 yaşında, işte sabah olurdu, camiye giderdik, namazımızı kılardık, bayram namazı. Bayram namazından dönenden sonra herkes birbirinden selamlaşırdı, komşular birbirlerinin kapısını çalardı. Hatta olabilir birden küsüp bağırışırdı özden. Ben. Gelirdik döndüğümüz zaman bildiğimiz gün fasulye pirinç evde vardı. Sabah erken anıştalıkta onu yapardık. Güzel ben. Güzel böyle şey sinema var idi evvel. Doğrudur. Bizim gençliğimiz zamanı sinema var idi. Bu gençler kalabalık sinemaya girerdi. Keften şimdi sinema da kalmadı. Keşke o şeyler kalmadı. Bilmem ne geldi. Yani. Bu teknoloji geldiği zaman geri biz öge gidek. Ama. Aslında sinemanın olmağı çok güzel bir şey oldu. Hı. Hem de gençlerin gideceği bir yer olabilir burada. Hı. Ama sinema maalesef yoktu. Ama galiba bir projede vardı, olacaktı. Zaten Kerkük'te. Dünyanın her yerinde sinema vardı. Sinema ama var. Kerkük'te yani maalesef. Erbil'de Süleymaniye'de bile vardı ama Kerkük'te maalesef yoktu. Bu da çok büyük bir sorundu bence. Buradan şeyimiz olsun belki mesuller bu sinema i̇nşallah. Şeylerine bakarlar inşallah Kerkük'ü hatta daha parlatırlar. Tabii İnşallah. Siz ses sanatçısı olduğunuz için gelin öz konumuza, hani şarkı konusuna. Siz için şarkı yazmak ya da demek ne anlama geldi? Bir kahirli bir şeydi yoksa keyifli bir şey? Bu, yani sizce ne için bir insan şarkı söyler? Aynen. Şarkı söylemek insanın duygusundadır. Bazı insanlar var, bakarsan keyif geldiği zaman otomatik yerinden harada oturup bir bakarsan bir mani kalktı, bir horiyet dedi. Bazı insanlarda var, coşkusu var ise içerisinde. Bəli. Bu Hasan yen ürəyindən bir güzel şiir yazar. Tabii. Xoriyyət yazar. Yəni bu Hasan sazları. Yəni ürəyi biraz coşku oldu. Bu yani o sazlamaq da bir şarkı türüdür sonuçta. Bəncə fəndir, o da bir fəndir. Bəli. Hər insan yapa bilməz özün. Bəli. Peki siz nasıl başladınız şarkı söyləməyə? Şarkı sevmək, söyləmək de. Bəli. Kardeşim sen necədi? Şarkı her insan yok diyeyim sev. Her insanın boğazı var, mənə çağırsın. Bəs bu da tamam. Bir vergilidir. Allah'tan gelen Allah'tan bir vergilidir. Səsi hoş olduğu zaman insan başlar, baxasan gənclikdə bir dənə hani təqlid edər. Bəli. Bir dənə hani dinlər, bax nasıl şarkıdır, o gönlünə gider. Bəli. Ona göre başlar. Bəs, ama onu bitirəndən sonra gerek öz səsini tapsın, hatta başarsın o mənə çağırmağı. Savunanca zaman sürdü öz səsini tapmaq. Yani çünkü özü şarkı söylemek bambaşkaydı. Bazı vardı öz özüne hazin şarkılar uyar. Bazı vardı yok aynen, keyif. Hep o şekilde devam eder. Ha. Bizim vaktimiz dedim sana bu internet, Facebook bunlar yokuydu. Şimdi bakarsan oturup yerinde bir organ getirdi, bir beste yaptı. Facebook'a indirdi, dünya gördü. Doğrudur. Biz zahmet çekerdi. Ustada Ali Bili otururduk bir yerde. Bu şarkını bitirirdik. Kasette kaydederdik. O kaset giderdi tezilete. İşte senin şansı, cumhurun necə səsi var, necə əda edibsən, parlardı. Yani o vaxt tutanda bir dənənin şarkısı tutanda mənəsi çox yorulub, o əməyinə ulaşıbdı, tutubdu o şarkıya. Yani. Şarkıda belə ənməzdi, ustadlar otururdu, öt çalanlar, orqın çalanlar, kəmən çalanlar, qalatı var isə bu şarkı belədir, bu oxulmaz. İndi görsən, bazen, yani bu bəstələri yeşdirik. Saygı ihtiramım bütün gençlere, bütün okuculara. Hoştu demirim sana hocayı. Ama Allah ki lezzeti vermiyor. Tabii. Umm Kalsum Mısır'da. İndi de biz şarkısını dinleriz. Kesin. Tamam. Tabii. Kelimeler var. Kalı. Bez kelimet var. Bu geçti. Doğrudur. Böyle. Şimdi bugün hazırlayıp sen bizim için şarkıları? Vallahi bizde yeni bir bestemiz var inşallah. Nerede o yeni beste? Bir yarasın canımda. Hı. Güzel. Onu hala kaydetmemiş olsun. Bayramdan sonra inşallah ener bir playback'ımız da var. Onu gördünüz bilmem Facebook'ta endirdik o zaman. Onu da gördüm. Aa, onlar da biraz pazarda yani dinlenen oldu hamdolsun. Bugün Almanya'dan gönderdiler mem sözünü. Orada dinlediler. İşte dediğimiz gibi Facebook bu teknoloji getiriyor. Yardımcı oldu. Tabii ki. Peki şimdi dinleyebilir sizden bir şarkı? Ya da ne söylemek istesem bizimse? Ne kimin yani? Yani sana koyayım. İşte dediğim gibi senin öz bestemiz vardı. Öz bestemiz vardı. Diyarık söz yazan özün Abdülkadir Dabbaoğlu. Bari. Besteleyen de bizim yanımızda Üstad Hüseyin Reşit. Bari. Kardeşim. İnşallah başarılıktır. Buyurun alalım senden. Thank you.
bir yarasın canımda, dolaşsa kanımda. Dünyanı terk ederim, sen olduysa uyanımda. Adı düşmez dilimden, aşkı bitmez gönlümden. Bu ayrılık azabı, inan zordu ölümden. Adı düşmez dilimden, sevda bitmez gönlümden. Bu ayrılık azabı, inan zordu ölümden. Baharım hazan etti, bak baktan meran etti. Sürüttü genç ömrümü, dünyamı zindan etti. Baharım hazan etti, bak baktan meran etti. Sürüttü genç ömrümü, dünyamı zindan etti. Adı düşmez dilimden, aşkı bitmez gönlümden. Bu ayrılık azabı, inan zordu ölümden. Adı düşmez dilimden, sevda bitmez gönlümden. Bu ayrılık azabı, inan zordu ağzımıza sağlık. Çok güzel bir şekilde. Gerçekten çok güzel bir şekilde seslendirdi bizim için. Aynen, ağzınıza sağlık. Siz de elinize sağlık. Sağ olsun. Şimdi geçelim tekrar konumuza. Taklit üzerine biraz önce konuştuk sen bizimce. Sence taklit etmek doğru bir şeydi? Taklit etmek, ustad her şarkıcı taklit eder. Bari. Biz önceden bir hakikat dedik. Bari. Taklit bir güzel şeydi. Tabii. Duygusu var dedim sana. O fennani sevri. İstiri onun kimin olsun. Bari. Ama önceden taklit edersin. Ondan sonra gerek öz boğazını tapsın. Öz bari. Fennini bilsin. Özü bakman bazı kere görürüm. Yani bir şarkıcı başka bir şarkıcının sesini şey yaptı, taklit yaptığı zaman daha fazla güzel çıkırdı özünden. Akit. Olabilir sesi ona benzeri. Yani tipi ona benzeri. Ama onun kimin daha güzel gelir. Bari. Kesinlikle. Özü bakırım yani askerleri bazı vardı çalırlar doğrudur, şarkılarını. Doğrudur, taklit yani çıkar. Ama çok güzel çıkır. Bambaşka bir şekilde çıkır. Peki sen şimdiye kadar birini taklit edipsen? Ben akit taklit ettim. Bizim evvelki sanatçılarımız var idi. Abdülvahid Güzelçi. Bari. Bir şey de var yani unutmayalım bu adamı. Abdülvahab Haba. Hı. Abdülvahab Haba bizim sanatımızı, fenimizi hakikaten o vakit dediğimiz gibi teknoloji yokuydu, Facebook bir şeyler yokuydu. Bu adam sesimizi dünyaya getirdi. Vallahi tabii. Onu çok severdim. Onun yani ona çok tesiri oldu. Tesirim vardı ona, çok tesirim vardı. Ha tabii ki. Özü nasıl olsa yani Haba'nı memleketimizde şu ana kadar tanımayan yoktu. Aynen zaten. Yani. Bəli. Tanıyan yok, dünya tanır. Türkiye'de de okuyorum. Türkiye'de şeyleri, sanatları, hepsi sesi var. Sesi de bir farklı bir ton vardı sesinde. İndi kimin o insan kimin gelen olmadı. Hakikaten var gençler okuru. Bes o tarzda kaybetti o insanı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradan özüne Allah affetsin. Aynen. Allah mekanı cennet olsun. Peki aynen. Başkalarına tesir edip sen yani Haba dışında birisine? Sevdo yani bu yengi şeyler... Yani yengisi olsun ya da biraz askiler olsun. Yani Haba'dan başka birisi. Vallahi bu yengilerde de vardı. Bu gençlerde bizim bazı insanlar var. Bu hasan parladı bu şeyleri. İstemir adları diyeğin. Çünkü yani aziz olur bazı. Aziz olmaz. Ha, benim adım dedi, bunun adını demedi. Bütünü iyiydi. Yani sevir kızlarını inşallah. Ben. Peki siz aletler vardı bazı hani şarkını söyler alet de çaldı yanında. Siz bir aletler çalabilirsiniz? Ben bir vakit öt çaldım. Ben. Öğrendim yani böyle tamam ustad olmadım doğrusu. Çünkü ben vazifem var. Ben. Neft şirketinde muvazzafam. Çok güzel. Türkiye boru hattında 23 senedir ben orada çalışıyorum. Biraz özürse vazifesi olan. Çok güzel. Yani farklı olu işi şey yani istedim öğrendim.
Yani yarbayarı öğrendim. Tabii. Öt salmağı. Yani bir şarkımız olmayınca kim mesela 10'dan çalıp siz hani az da olsa? Vardı, bas kayıt olmayıp. Kayıt olmuyor. Ha, ama var mı? Yani projede vardı kayıt olunsun. İnşallah. İnşallah yaparım. Ha, güzel. Böyle. Peki sen bir şarkıcı olarak hayatında en çok şarkıcı olduğu dönemde neyde çok zorluk çekirdin? Yani ne tek zorluklar çıktı kan şarkıya? Yani engeller çıktı ya da diyelim. Valla zorluk çoktu. Şarkı fenden olmak bir büyük bir emek veresen gerek. Aynen. Bizim bir meselemiz var. Alma bir şey ağzıma düş yoktu. Tabii. Gerek insan evvelden kelimet getirsin, ustadlar yanına gitsin, sorsun. Bak sorum, sormak ayıp değil gibi, sormamak ayıptı. Bir insan aynen hataya düştüğü zaman ayıptı. Gerek senin ne güzelsin insanlardan sorasan, onlar öğretir seni, düz yol göster seni. Bir halde da senin özü şansı. Bəli. Bir de bir şey vardı, hani milleti özü sevdirmek, özü o şekilde tanıtırmak. Tabii bu da önemli bir konudur. Hani bunda zorlandınız millete özü sevdirmek için? Çok zahmet. Milleti. Razı etmek biraz zordu. Millet hey engistir. Hastan indi yoktu. Şimdi bir şeyde bizim evlerde sizi de hapsuz bilsin. Her yerde tabii doğrudur. Yani bu Hasan iştirak edip tak edip bir şey hemen yengendiğinden dirmem bu o hani gelir ha. Yani maziden oldu doğru tabii bir şey. Bir de razı etmek özlerim kolay değil. Kolay değil bu millet. İster güç, ses ister pek şey de isterim millet. Yani aynen. Çünkü millet özde kürtüllü millet. Her şey aynen işte böyle boşuna. Kolay kolay razı olmalı. Aynen. Aynen. Biraz önce konuştuk hava üzerine. Sen dedi o havanı ben çok sevirdim. Çok müteessir idim özüne. İsterim bir parça okuyasan havanın şarkılarından. Ne var okuru? Alabilirim senin indi. Haba'nın şeyi vardı, bir bestesi vardı. İnşallah bir koplin al okuru içinden. Aha, aynen. بلبل موتار يواسينا بلبل موتار يواسينا يا غمور يا غار الله هواسينا يا غمور يا غار الله هواسينا من afiyetsin sanatçımız Havva'nın yani parlayan bir bestesiydi. Eğer cumhur razıysa öyle kusurumuzu affetsinler olabilir bir yanlış olupsa bu beste. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, güzel okudunuz. Seslendirdi o yüzden. Tabii ki özü Havva'nın yerini hiçbir zaman hiçbir şey doldurabilmez. Ama biz de yani elimizden geldiği kadar yaptık özü bence. Aynen öz tarzımızda okuduğunuz özün çok güzel okuduğunuz özü. Özü her ses sanatçısının bir tarzı vardı. Yani bazı vardı hazin daha fazla uyar özüne, bazı vardı kef daha fazla uyar özüne. Aynen. Abi bestelerde okumak tabaka. Bak şimdi biz bu okuduğumuz beste Allah affetsin. Hava bu torda okuduğumuz bu do tabakası. Do tabakası falan neler bir do dediği zaman başka bir başka bir okumak. Tabii ki. Kesinlikle. Ben.
Siz genellikle neye yaxınsınız? Hani hep hüzünden şeyden bahsettik. Genellikle çoxu manileriniz neye yaxındı? Qəhərlidirlər yoxsa keyiflidirlər? Biz dedik önceden milletimiz yani kültürlüdür. Bəli. Yengi şeyler istedir. Hakikaten yengi şeyler başladık. İnşallah yaparız özlerce. İnşallah. Bəs qəhərliyə mən çox şeyim vardı. Yani. Meyliniz vardı. Ha, özü bilsən her insan dedik bir tavrı vardı. Boğaz var. Boğaz qəhərli oxusa Xan Şahrındakini duyurur. Hemen təsir edir özü. Var baxasan oxusa qəhərli. Yani təsir etmez o insana. Bəli. Bəli. Ama ben bir şeye çok dikkatim çekti. Milletimizin çoxu Georgina çok sevirlər. Maalesef. Yani bu mence çok yanlış Georgina bir şeydi. Değil. Çünkü şarkı söylemek ya da sadece Georgina yoktu. Başka şeyler de vardı. Ne için başka şeylere bakmayan sadece Georgina'ya bakalım? Aynen. İşte biz ustad dedik fenimiz önceden çok kültürlüydü. Aynen. Çok bir kuvvetli bir fenliydi. Ögdeydi ve indi de ögde demir sana. Bəs biraz bu bestelerimiz dedik o kimin kelimetler zayıftı. Aynen. Bəli. Bazen aşk üzerine kız böyle dedi, oğlan böyle dedi, fen böyle der ki. Bəli. Fen tarixdir. Tabii. Okuduğu zaman tarix kalı filan okudu bu fenle okudu. Bəli. Bunu da sorağın sizlere tabii merak ettim. Siz bir sanatçısınız, hani şarkı falan yapsınız. Hiç indiye kimin bir televizyon yerinde bir yerde resmi olarak şarkı yapıpsınız? Akit Uydu kanalında, Dedeler Yediyarında, buradan saygı salamım kardeşimiz Cumhur abiye de, onun radyosunda da bir saat, Mennun Hüseyin Reşit, aynı canlı kanatında çıkmışıq, yani TRT'de çıkmışıq. Sizu Irakiye'de de başka şeylerimiz vardı. Bəli. Buradan kardeşimiz saygı salamımız Arol Xeyriye. Bəli. Aroldan da çıkmış. Yani çok şeyler vardı. Biz bazı işte kaydı oldu. Bazı kaldı bilmem daha. Bəli. Bəli. Özü bildiğimiz de ki ses sanatçıları yani çoxluq belə işlemişik biz. Yani şarkı söylemeye başlamadan önce makama başladılar. Bu aynı zamanda da xoriyata başladılar. Siz de aynen böyle başladınız. Akit. Makam bilmeyen şarkıcı değil. Tabi. Fən makamattı. Bəli. Çünkü sen makam bilmedin o zaman. O besten de ida edebilmesen. O okuduğu koruyatı da başarmasan. Ona bildiğiniz o kimin 4-5 Georgina vardı onu okusan. Özü o Georgina meselesi bambaşqadır. O Georgina'nın asıl sebebi neydi? Paradır bence. Çünkü bizim gençlerimiz para oyuna düşübler. Ben açık bir şekilde deyirəm sana. Ama sadece bu dünyada para yoktu. Paradan da bambaşqa şeyler vardı. Ustad, hakikatimiz bir de bir şeyden döndürük özün. İndi benim bu playback'ım var inşallah. Dinlesen özün. İnşallah. Ben bu besteni yaptım. Aynı kardeşimiz Abdülkadir Dabaoğlu'na salamım var. Besteleyen de Hüseyin Reşit kardeşimizdi. Bəli. Bizim arkadaşımız Ali Benna ödü çekti. Ödden okudu o zaman. Hatta kaybolmasın. O besteni bakarsan gençler bizden yani diyor mu ruhsat alın. Baba selam aleyküm bu beste vardı. İsterim okuyayım özün. Bakıram Facebook'ta filanlandırır filan. İyi baba. Bir sahabe bakın kimdi? Tabii. Selamun aleyküm bir selamımıza yoktu. Ama beğenirler demek ki. Yok okullar özüm vallahi okuyan çoktu özüm. Çok bari. Güzel. Peki sizden bir makam bir şey alabilir? Ya da makamı almayandan önce sorayım sana makamı sana kim öğretti? Bu da önemli bir noktada. Makamı kasetten öğretti. Kaset? Nasıl kasetten öğrendi o? Dinleyerek. Dinleyerek. Demirim sana. Kasetten de ayrı Beytül Makam var idi. Affedersen. Bari. Onu da bari. Unutmayalım. İndi de var makamı var. Kapanmış idi ama giden yıl yani ben şahsen tevazu ettim o gün hakkında ki böyle açılış yapıldı özne. Ha ustad harbi kışla şükür. Da yapıldı şu anda. Buradan saygı salamım özne harbi şükür gayeti. O adam da bize çok emek verip yorulup bizimle. Tabii. O adamdan da öğrenmişik. İşte dediğimiz gibi fen telebelikti. Kendisi evet. Bizim hocamız idi okulda ha. Harbi hoca. Ha güzel. İşte biz bunlardan da bas kaset temanı çok öğretti. Yorulurdum. Bazen bir kaset çıkıp filan yerde filan makamı okuyublar filan şeyi getirirdim dinlerdim özüm. Ruhtan sevmekten ha sevmese olmaz bir iş. Ama maalesef yani gençlerimiz bakıram biraz makamı ihmal etmiş durumdalar. Geride görürler özüm. Hor görürler ya da. Bizim yenge Xan saygı salam hapsına. Hapsi de güzel gençlerimizdi, Türkmen gençlerimizdi. Fenni de severler. Tabi içlerinde iyiler de vardı yani onların hakkını yemeyelim. Biz dedik o kimin biraz makama koyup
buradan ya biraz makama bakın. Yok bezbeste dedik kimin zorcini alalım. Aynen. peki şimdi bazı koryatlar alabildik senden. Aha. Ya da makam olur. Bir Ömer'e gel okuyak. Tamam, küçük bir sorunumuz oldu fenle ilgili. De hallolunca o biz devam edagan sohbetimize tabii kaldığımız yerden. Dediğiniz resmi olarak klipler çekipsiz ama bilmişsiniz bazıları kaydolunuptu, bazıları kaydolunmuyuptu. Kesinlikle arşivtediler onlar. Yani araştırsanız yeniden onlara ulaşabilirsiniz. Akit, akit bu şeyler de var. Unutmayalım da benim şeyim var. Kim marşım da var. Çok güzel. Kim marşım var televizyonda. Var radyolarda verilirdi ama güzel. Nebil Koryalı. Şimdi resim yoktu. Resim yoktu ama. Yani bu eskiden değilsiniz. Bizim bu seçimlerde maşın vardı. Ne acaba televizyonlara vermedi mi? Verirdiler. Verirdiler. Besin yediler özün. Dublaj edibler özün. Bazen bir bizim Türkman şeylerimiz parlamana giden insanlar buradan saygı salam hapsına. Beste oyan demen edek zubun sekatü girgidek. Oyumuzu verek şad edek Türkmanlıları seçim günü. Bu benimdi. Ne güzel. Ben okurdum dedim. O bizde geldi zafer haberi. Geldi zafer haberi sevinç sardı her yanı. Adım attık düz attık daha dön merge geri. Yaşadı o. He, bunları benimdi. Çok güzel. Elbize ağzınıza sağlık tabii. Bunları seçim vakti ağzıda da kestim ama merak ettim. Bunlar seçim vakti yazmıştınız yoksa daha önceden yazmıştınız beklerdiniz. Afiyet sen bunları ben yazmamışım. Buradan saygı salam Taha Hamzeli'ye ustadımız. Bari. O verdi kelimatı bana. O birisinde Abdülkadir de bu oğlu. Yani bu adamın yorgunluğu çoktu bizim milleti. Evet. Bu adam da besteleyen özün Hüseyin Reşit. Güzel. Şimdi sorunumuz halloldu zannedirsem. O zaman horiyetleri alalım senden. İnşallah. Dedi horiyet de makam. İnşallah. İnşallah. Buyurun alalım. Sen giden gülen yoktu, gözyaşımın silen yoktu, vallahi yoktu. Ah, seni sevdi öldü, seni sevdi öldü, namazın kılan yoktu, vallahi içimiz. İçimiz veren oldu, derdimiz bilen yoktu, ara gidim.
Dertimiz veren oldu, derdimiz bilen yoktu. Girdim dost meclisine, ağlayan çok, gülen yoktu. Aman 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 ey, aman ey, dadu feryat. Leblen eynim. Leblen eynim kulağında sırgalar, yel vuranda yırgalar. Deden eynim, paşan eynim, elimde de yine eynim. Leblen eynim bülbülü beğenmiri, kara üzlü kargalar deden eynim. Başen eynim, eblen eynim, elimde de yine eynim. Bu kadar. Size armağan oldu. Bu bizim makamımız. Oryanımız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu gerçekten çok güzel bir şekilde seslendirdi bu vaziyeti. Aynen. Bu da çok yakışır size tabii ki de. Sağ olsun. Vaktimiz az olduğuna ama makam ister başka bir bambaşka bir şey okumak. Evet. Vaktimiz az olduğuna size göre inşallah bu parçamı verdik. Tabii. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da nasihatimiz oldu gençlere. Makamı öğrensiler, ihmal etmezler. Çünkü makam en önemli şeylerden birisidir bizler için. Çünkü makamı öğrendikler zaman her şeyi doğru düzgün bir şekilde yaparlar özüm bence. Ah sen yaşadın, sen de yaşadın güzel. Sağ ol efendim. Aynen, duyguya da fazla tesir eder. Han daha fazla duygulandırır insanı. Tabii. Önce biz dedik işte Mansuri'di, Hicaz'dı. Bizim bu makamlar hakikaten okuduğu zaman boğazı da pek olduğu zaman hemen kan şarılaşını ne dediği tüküleri böyle şişiş durar. Doğrudur. Tabii hasatanı o insan ki böyle o şeyi yaşayıpsa o okuduğu zaman dakikası etkiler özünü. Ama birisi o hiç yaşamayıpsa o şeyi bence çok etkilemez özünü. Hissetmez o derecede. Aynen katılım. Aynen. Şimdi geçelim başka bir soruya. Sorularımızdan birisi de nedir? Bir şeydi. Eğlencelerde fenni öldürür sence? Eğlence öldürmür, yok öldürmür. Eğlence hoştu. Eğlence öğretmekti. Ama fenni nece diğer bir dairede koyur özün. Yani. Bir dairede bakarsan bir 20-30 adam oturup tabii. O adamlar seni görür. Kısıtları yani. Aha. İzade oturduğu zaman izade seni dünya görür. Şimdi biz burada oturmuşuk. Azerbaycan'da görürler bizi, saygı salamımız bizim bütün Türk dünyasına. Bari. Türkiye'de görürler bizi. Her dostu Kırgızistan'da nerede olursa, Türkiye olursa bizi dinler burada. Aynen. Bütün alem, Halic'de, Arapler de dinler bizi. Buradan saygı salamım var bütün kardeşim Araplara. Bizim de saygı salamımız var. Tabii ki özü eğlencelerde ama maalesef bazı ses sanatçıları adlarını istemiyorum diyeyim. Yani biraz fazla zifin çıkardılar görürüm. Yani eğlencelerde oynamak memnun oldu. Yani özüzleri meşhur etmek hatırıysa böyle bir şey yapırlar. Bunun üzerine ne diyeceksen? Burada noktam var ahi edebilmek. Yani sen bizi bir konuya gelsen nece bir tane var tüme bilmeri açam şatozun. Tabii. Sen de bilirsen bunu saygı milletimiz de bildi, özler kararlar verirler. Yani tabii ki ama bence yanlış bir şeydi bu. Yani nasıl olsa da fazla çıkmazlar özlerine. Çünkü ses sanatçısı her zaman ağırlığında hoştu bence. Aynen. Fen hoştu, okumak tarzı da okuyorsan, nece diğer duruşu da. Aynen. Oynayasan diyemem, oynamayasan. Bak sen oku yeri hoş, bir basit sabahlayasan ama yok. Anladın sen kazım. Mobilletimiz de aynı zamanda anladı. Millet de anladı. Biz bu noktanı millete koyarız. Biz özümüz diye bir merak. Aynen. Bence de millete bırakalım bu noktanı. Daima millet özü karar verir. Biz vermeyiz. Doğrudur. Tabii ki. Peki son olarak milletimize ne demek o vardı? Milletimize saygım var. İhtiramım var. Buradan da Kerkük'ten bütün dinleyen bizi harda olursalar salamım var özüne. Türkmen dedi o zaman, efendi dedi o zaman. Türkmen dedi o zaman, kuvvet dedi o zaman. Türkmen dedi o zaman, farksız. Biz demeyiz, Şia Sünni biz hapsımız, başımız endirik o. Çünkü bizim dilimiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Biz sana teşekkür ederek bizi kırmadı bu programımıza geldik bu için. Tabii aynı zamanda da sana da çok teşekkür ederek. Size iyi bakmış. Sağ olasın.
sağ olun, teşekkür ederiz. Tabii bir küçük nokta bırakırım burada kapanmadan önce. Sıra dediğiniz sizi bir en son bir bölüm şarkımız vardı. Aşk Ataşı'ydı adı. O da parladı Facebook'ta, YouTube'da. Bəli. Tabii. Yolunuzda da vardı. İnşallah onu da okuruz. İnşallah onu. Biraz vaxtımız dar oldu tabii ki de. Biz onun klip halinde daha sonradan veririk özün. Tabii dediğiniz bu da yayınlanacaktı değil mi? Bəli, ekranda. Ekid bu bayramdan sonra inşallah. Tabii. İnşallah. Ama kısa bir şekilde alabildik özüm bence. Tamam o zaman. Tamam buyurun alakın senden kısa bir şekilde. Siz... playback... Siz istiyorsanız ya da var. Playback olsa daha iyi değil. Tamam. Özü bilsə yani. Yavuzda da. Yönetmenimiz hazırlarsa özün onu verirler. Ama biz həz edirik sizden musiqasız bir belə küçük parçasın, bir küçük bir parçasın sözlerini dinleyelim. Tamam. Yarı yolda koydu beni gitti sen. Gözlerimden sarıp kimin itti sen? Yarı yolda koydu beni gitti sen. Gözlerimden sarıp kimin itti sen? Bu ayrılık yolun neden seçti sen? Bu ayrılık yolun neden seçti sen? Felek bizi aşk halinde kül etti. Felek bizi aşk halinde kül etti. Yandırdı da koydu bizi kül etti. Ama bazı şeyleri ya, tabii ki playback da vardı inşallah. İnşallah olsun. Teşekkür ederiz sana. Playback'ı da inşallah uyarırız en kısa zamanda. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Buraya kimin ağırladık sizleri. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Marva, evet. Sırada neyimiz var? Sırada bir raporumuz vardı, hazırlamışıq. Özün tabii bayram havasıdır. Bir bakalım bayramda ələm neler edirik, kalın bizimle. Bayramlık yığıştırdın? He. Kanca? 4000. Ne tu 4000'i? 4000'i hıslamadım. Kaçamadın? Yığıştırdın? He. Ne desen? Sisem abi. Sisem? Tamam hayatım, adı o nedir? İsa. İsa atlan bakalım ne çatlanasın? انتم بخير اي سعيد عليكم ينعاد علينا وعليكم احنا من تكريت مو مننا كل عام وانتم بخير عيد مبارك على جميع ان شاء الله الصحه والسلامه والامان ان شاء الله حلوه الاجواء والامان والعالم متونسه والحمد لله يعني Aya. Adı nedir? Abdullah. Abdullah ne etsen? Aya. Ne etsen burada? Gelmişim oyun oynamak. Bayramlık nence yakıştırdın? Valla annem babam vardı bana yakıştırdım. Nence? 5000. Ne etti o paranı? Paran geldim burada sarf ettim. Kalmadı? Yok. Neydi? Hara getti o bayramda? Bayramda gittim annem güne geldim bura. Daha? 5-1 yere. Tamam. Eviz buradaydı? Yok şeyde helvası. Tamam hayatım, hadi bay bay. Bay bay. Kul am ve tüm khair. Ay Sa'id. Ve tüm barak. Şahran. Allah bütün milletin Arabi, Kürdü, Türkmanı bayramı mübarek olsun. Ve hepsi milleti inşallah yavaş yavaş öge gider. Çok selamım var milletime. Erşed abiye, aciz arkadaşımızdı yani. Bayram nece geçti?
Valla hanıma iyiydi, sıcak. Görseniz talem bu vaktten sonra çıkarı. Nerelere getiriyoruz bayramda? Vallahi bunca yere gelmiş. Evimiz yakındı, oradan geldik bura. Giderik yazıya. Bu dedik bayramdan sonra gelir. Orada da bayramdı. Bir şey anlamsın yani. Ağzınıza sağlık. Güzel kız, memnunum senden. Bayramın mübarek olsun. Kameramene de bayram mübarek olsun. Amin ecmain. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Zerna abla. Necasız? Allah razı olsun. Daim bayramda olasız. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olasız. Bütün milletin mübarek olsun bayram. Amin. Bayram nece geçirir? Hem evni yönünden hem manevi yönünden. Vallahi çok çok hoştu. Ve bas sıcak çok. Zaten çok sıcaktı. Bayram çok hoştu. Kalabalık necadı? İyiydi. Çok hoştu, kalabalıktı, emniyet de çok iyiydi, hamdolsun, vaziyet de çok iyiydi. Dikkat ettiğiniz Kerkük'e şehir dışından gelenler çoktu. Vallahi çok çoktu. Bağdat'tan, Cunup'tan gelen Kerkük'e, Şumal'a, Erbil'e, Seymaniye, hamdolsun, vaziyet iyiydi. Hamdolsun. Hamdolsun. Memnunum. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Geçirin. Vallahi bayram elhamdülillah hoştu. Elhamdülillah aman var. Keyif safadan millet yazda gördüğümüz gibi elhamdülillah. Hareket ediyoruz bayramda? Vallahi bayramda birinci gün evli. İşte amme, dayı, bazı, ata. İşte bunlara başvurduk, bayramlaştık. Bunca. Kırgın olduğunuz ya da küstüğünüz kimse var idi barıştığınız? Yok kimse yoktu hamdolsun. Hamdolsun. Bir şey siz diyeceğiz bayramla ilgili? Vallahi bayram cümmetü alemin bayramı barak olsun. Sizden beraber. Bütün dünya alem İslamlarını inşallah paramızı mübarek olsun. Memnunum sizi de. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz kimin raporu izledik. Tabii uşaqlar çok güzel bir şekilde eğlenirler, oynarlar, konuşurlar. Tabii ki öz bayram münasebetinden dolayı insanlarımız çıkıblar, uşaqlarını gezdirirler, mələblərini indirirler. Ama eskiden, yani ben şahsen uşağıydım, sadece bayramdan bayrama öyle şeyler vardı ama şu anda her yerde, her yerde vardı, her zaman da gidebilirler o zaman. Aynen, aynen. Zaten böyle olup artık mantıkalarda vardı. Hani her ev uşağına para getirir, koyur. Hemen geç vaxtta da giden de yani çok önemli bir şey de olmayıptı. Tabii. Her yerde, her bölgede vardı. Ama bence çok olmağı iyi bir şey daha. Çünkü uşağa ne kadar şey verdiyse o kadar yani önemli kalmaz yani. Yani tadı kalmır. Aynen, tadı kalmaz. Zaten bir şey çok olduğu zaman hiçbir şeyin tadı kalmır. Yani, anlamırlar zaten artık bayram olduğu için gediler bunları. Aynen, ama önceden böyle de ilgiliydi. Eskiden zaten iki yerde sadece bayram vardı. Biri terbiye cadasındaydı. Diğeri de şey Pilkeyan'da vardı, onlar. Büyük olana ki doğru, biz aynen. Hep o büyük olana giderdik. Aynen, diyemem yani eskiden bambaşkaydı. Doğru. Şu anda yani uşaqlarsa bile tadı o kadar kalmayıp. Bilmirlər bayram olduğu için gediblər orada eğlenmeye, sadece bilirlər gittiler ana babalarından bir eğlenmeye. Aynen, tatil zaten bu olduğu şeyler de yok idi önceden. Hepsi zaten demirden olan bir şeydi, basit şeylerdi. Yani bayram asfabiden giderdi, toza batardı, gelirdi. Öyle bir durumuydu. Ama şu anda yani tertemiz bir durumda görürüm özlerden. Yani keşke biz uşaqlığımızda öyle şeyler olsaydı ama maalesef yok idi. Yani ben bilirim başkaları ne diyor, der istedim o vaxt dönse o vaxt güzeldi ama sen haz etsen bu vaxtta olsun, bu şekilde olaydı. Aynen bu şekilde olaydı ama yani çok da olmuyordu. Demek ki paklava düşkün birisin. Aynen, ben paklığıma zaten düşkün birisiyim. Her zaman dikkat ederim. Temizlik zaten çok önemli. Temizlik de zaten imandan geldi. Doğrudur da yani uşaq ne anlar bundan, hani kirlensin falan. Sen demek ki o vaxtdan beni o kazınıbdın. Aynen kazınıbdı da ama aynı zamanda da şeydi yani nasıl olsa yani şimdi sen de bir anlasan yani uşağı hoş bir şeydi gittiği zaman bir yere geldiği toza batıktı. Ama yani kazınıbdı ben o uşaq anlamaz artık kirlendi falan. Demek ki sen o vaxtdan beni o da kalıp kirlenip üstü falan indiye kimin böyle bir şey olubdu. Tabii ki unutulmaz zaten. Titizsen. Kısacası yani titizsen. Titiz bir insanım yani temiz bir insanım yani herkes bence de dikkat etsin temizliğe çünkü temizlik çok İmandan çok yani. Önemlidir. İmandan da başka önemli bir şeydi. Kesinlikle. Çünkü insan temiz olduğu zaman bambaşka bir şekilde olur. İnşallah. Pis olduğu zaman da zaten etrafındaki insanlar hepsi kıskanır özünden. Aynen. Yani temizlik varken ne ki pisliği tercih edirler. Bunu hiç anlamıyorum ben. Aynen. İnşallah herkes çok temiz olur. Tabii sadece dış görünüş olarak değil, gevli de temiz olur. Aynen. Bu da önemli bir konudur. Aynen. O gevul pakiği de bambaşka bir şeydi. Tabii. Yani bir insanın gevli pek olduğu zaman
Yani etrafındaki insanların da kırmaz görmüş artık, oldu. Kırmaz artık, güzel konuşuyor, dili de tatlı olur. Aynen ama yani maalesef bazı insanlarımız öyle dergiller. Maalesef. Aynen, zaten bayram münasebetinden dolayı da inşallah bütün küsler de barışar. İnşallah, buradan da tek dileğimiz oldu. Sırada neyimiz var Mumin? Sırada klipimiz vardı, onu izleyen onlardan sizlerden alacağız. Thank you.
Evet değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de bugün biraz bölümümüzün sonuna geldi. Vaxtımız daraldı ama unutmayalım da diğer klibimiz çok güzeldi. Geçen haftalarda da demiştik, klip sadece şarkı sözü değil, bestelerden de, müzikten de bir klip çıkabilir. Tabii ki çok önemli zaten. Sadece şarkı söylemek dahi. Aynı zamanda da sadece çalarak da bir şeyler çıkabilirsin. Bir klip çıkabilirsen ortaya. Tabii dedim de ben bunu çok dua müziklerine benzedirim. Çok beğendim. Tabii bu şekilde hep bekleriz. Bu şekilde klipler yayınımıza geçsin. Aynen. Evet değerli izleyiciler, şimdi programımızın sonuna geldik. Umarım bugün yaptığımız program sizlerin gönlüne göre oldu. Tekrardan hayırlı bayramlar. Hoşça kalın. Marva. Ben de buradan sadece sizlere iyi günler, iyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın.